Evet değerli arkadaşlar, bugün pediatri 3. fasikülden 300 yeni orijinal soru çözümü yapacağız. Geçen gün tüm TUS sorularını çözmüştük. Aslında çalışma tavsiyesi konusunda genelde ne diyoruz? Hep önce bir tüm TUS'ları çözelim, çıkmış TUS'ları çözelim ki çerçevemizi ona göre belirleyelim. Ondan sonra çalışma sorusu çözelim. Yeni ne gelebilir karşımıza, onlara hazırlanın. Bugün de amacı odur. Çıkmış soruların yeni formatlanmış halleri, yeni şekliyle nasıl karşımıza gelebilir, onları göreceğiz. Veya orijinal, hiç sorulmamış, hiç değinilmemiş alanlar göreceğiz. Daha çok vaka ağırlıklı sorular olacak veya formatlı, eşleştirmeli, sıralamalı. Hep yeni tarz sorular olacak. Tabii TUS'ta biliyorsunuz çok kolaydan çok zora kadar bir zorluk skalamız var. Çok zor sorularla zaten bizim işimiz yoktu. Her sınav pediatriden bir tane geliyordu. Literatür bilgisi isteyen, textbook'ta bile geçmeyen. Onun peşinde değiliz. Bugünkü 300 sorumuzun zorluk düzeyi genelde orta ve zor. Yani bizim aslında esas hedefimize yönelik düzeydeki soruları içeriyor. Biz sınavda orta veya zor grubundan ne kadar fazla soru yaparsak sıralamada o kadar öne geçeriz. Şimdi o zaman pediatri 3. fasikülden biliyorsunuz TUS'ta yaklaşık 10 soru geliyor. Pediatri toplamda 30 sorudur. Genel bir hatırlayalım. Her fasikülde yaklaşık 10 soru düşer. Bugün de 3. fasikülden çıkacak 10 sorunun peşindeyiz arkadaşlar. Hangi branşlarımız var? Endokrinle başlayacağız. Metabolizma diyeceğiz. Daha sonra hematoloji ve onkoloji sorularını çözeceğiz. Daha sonra nefroloji, romatoloji ve günün sonunda yine acil soruları ile tekrarımızı tamamlamış olacağız. Böylece ilk gün bir tüm TUS kampı yapmış olduk. Bugün de bir soru kampı yapmış olacağız. Ve TUS'a artık pediatriden gol yemeyecek şekilde hazırlanmış olacağız. En azından 3. fasikül kısmı için. Şimdi o zaman ilk başta endokrinle başlayalım. 25 günlük erkek bebek tekrarlayan morarma ve kasılma atakları nedeniyle acile getirmiş. Öyküsünden uzamış sarılık nedeniyle takip edildiği öğrenilmiş. Muayenede emme refleksi zayıf, cilt vesikler araları hafif ikterik, taşikardik, takipnik ve dikkat mikropenis saptamış. Diğer sistem bulguları normal. İlk değerlendirmede bakılan kan şekeri ise nasıl arkadaşlar? Düşük. Uzamış sarılığı olan, hipoglisemik konvüzyonla gelen ve muayenede mikropenis saptanan bir hastada ne düşünecektik? Bu iç ipucu bize panhipopitüitarizmi düşündürecekti arkadaşlar, değil mi? Yani galaktozemi de hatırlayın, uzamış sarılık, hipoglisemi, hatta katarakla gelebiliyordu ama onda mikropenis beklemiyorduk. Ayırmak için A şıkkını mikropenis ile eleyebiliyoruz. Zaten diğerleri bu şekilde gelecek tanılar değil arkadaşlar. Peki ikinci soru. Bu hastanın tanısına sebep olan konjenital nedenler arasında en sık görülen mutasyon hangisiydi? Harika. PROP1 mutasyonu arkadaşlar. PROP1 mutasyonu en sık konjenital hipopitüitarizm nedeniydi. TUS'ta henüz sorulmadı. Sorulmaya aday bir gendir. O zaman hipopitüitarizmi hatırladık arkadaşlar. Neden oluyordu? Ön hipofizden salınan hormonları hatırlayalım. Büyüme hormonu salınıyordu. Bizim lineer büyümemizi daha çok 1 yaşından sonra sağlıyordu. Ayrıca kan şekerini düzenleyici hormonlarımızdan birisiydi. Eksikliğinde hipoglisemiye yatkınlık oluyordu. Yine ön hipofizden FSH-LH salgılanıyordu. Bunlar gidip gonatları uyarıyordu. Bir infantta yeni doğanda mikropenis bunların eksikliği sonucunda karşımıza gelebiliyordu. Veya daha büyük çocuklarda pubertede gecikme görebiliyoruz. Ön hipofizdeki hasarlanmaya bağlı FSH-LH eksikse. Yine ön hipofizden ACTH salgılanıyordu. Gidip adrenal bezi uyarıyordu. Eksikliğinde santral adrenal yetmezlik tablosu oluşuyordu. Yine hipoglisemi ile hasta karşımıza gelebiliyordu. Ön hipofizden salgılanan diğer bir hormonumuz da TSH idi. Gidip tiroid bezini uyarıyordu ve oradan tiroid hormonlarının salgılanmasını sağlıyordu. Eğer santral bir hipotiroidi varsa bu vakadaki bebekte olduğu gibi yeni doğan döneminde uzamış sarılık, kabızlık, uykuya eğilim, işte umbilikal herni gibi hipotiroidi bulguları ile karşımıza gelebiliyordu. Peki arka hipofizden neler salınıyordu? Arka hipofizden vazopressin bizi ilgilendiren hormon arkadaşlar. Bunun eksikliğinde diyabetes
Institus oluyordu. Onunla ilgili de birazdan sorularımızı göreceğiz. Buyursunlar. Siz artık hazırlıklı olduğunuz için biraz size bırakıyorum işi. Ne diyorsunuz? 9 yaşında kız boy kısalığıyla gelmiş. Doğumda normalmiş. Aa, dikkat. 1 yaşından sonra kısa kalmaya başlamış. Bir ipucu. Gelişim basamakları zamanda olan bu hastanın büyüme eğrisi aşağıda veriliyor. Ebeveyn boylarına göre hastanın hedef boyu 50. persentilde. Bunu niye veriyor arkadaşlar? Hedef boyunun normal olması neyi ekarte ettiriyor? Genetik boy kısalığı değil diyor. Annesi babası kısa değil. Çocuklarda en sık boy kısalığı nedeni neydi hatırlayalım? Genetik boy kısalığı idi. Ama bu çocuğun anne babası kısa olmadığı için öyle bir şey söz konusu değil. Peki, hastanın büyüme eğrisini de vermiş. Büyüme eğrisi nasıl gitmiş arkadaşlar? Gittikçe eğriden ne oluyor? Eğriden sapıyor. Değil mi? 1 yaşından sonra başlayan bir boy kısalığında gittikçe eğriden sapma varsa, yani büyüme hızı eksik, düşük kaldıysa hangi tanıyı düşünmek gerekiyordu? Büyüme hormonu eksikliğini düşüneceğiz. Peki, soru bizden ne istiyor? Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin saptanması büyüme hormonu eksikliği tanısını destekler? Yani hangisi büyüme hormonunda eksikliğinde görülür diyor soruyor arkadaşlar. Bakalım. Yıllık boy uzama hızı 6 santimden yüksek midir? Yok, değildir değil mi? Bunlar da genelde 5 santimin altındadır. Düşük kalır. Büyüme hormonu eksikliği orantısız boy kısalığı mı yapar? Yok, orantılı yapar. Orantısız boy kısalığı nedenleri neydi bir hatırlayalım. Mesela rickets. Mesela spinal radyoterapi alması bir çocuğun, ki aksiyel büyümesi duracaktır büyüme plakları etkilenince. Veya iskelet displazileri. Peki devam ediyorum. C şıkkı ne diyor? Doğum boyunun normal olması. Doğru mu bu? Büyüme hormonu eksikliğinde doğum boyu normal oluyor değil mi arkadaşlar? Bir bebeği anne karnında en çok büyüten şey nedir? Lineer büyüten şey. IGF, insülin ve IGF-2'dir daha ağırlıklı olarak. Peki bir çocuğu ilk bir yıl en fazla boy uzamasını sağlayan şey nedir? Harika. Beslenme değil mi? Biz o yüzden ne diyoruz? İlk bir yıl boyunca sadece anne ile beslenme üzerine konuşuyoruz. Anne sütünü şöyle ver, anne sütünü böyle ver, aman mama ver, yok sen ek gıdaya geç, ek gıdada şunu ver, bunu ver. Demek ki en önemli şey beslenmeymiş. Bir yaşından sonra işte o zaman growth hormon ve tiroid hormonları olayı devralıyor ve lineer büyümeyi sağlıyor. O yüzden bu hastalar bir yaşından sonra karşımıza geliyor. Peki pubertede büyüten şey nedir bir çocuğu? Gonattan salgılanan seks steroidleri pubertede lineer büyümenin esas sorumlusudur. Diğer şıklara bakalım. Büyüme hormonu eksikliği olan bir çocukta takvim yaşı büyük, boy yaşı büyük, kemik yaşı mıdır? Değildir. En fazla etkilenen boy yaşıdır değil mi arkadaşlar? Bu boyla kemiğin yer değiştirmiş olması gerekirdi. Peki büyüme hormonu eksikliği olan bir çocuk erken mi ergenliğe girer? Yok, hayır arkadaşlar. Ergenlik bunlarda. Kemik yaşı geriden geldiği için ergenliğe giriş zamanımız biliyorsunuz kemik yaşı ile orantılıdır. Kemik yaşı geciktiği için ergenlikte bir miktar gecikiyor bu çocuklarda. Zeka nasıldır arkadaşlar? Son söz. Growth hormon eksikliğinde mental genelde normal dedim. Zeka geriliği beklediğimiz bir bulgu değildir. Bu çocuklarda aynı zamanda ne görüyoruz biz? Muayenede gövdesel yağlanma oluyor. Burun kökü basık oluyor. Frontal kemik çıkık oluyor. Ve bebek yüzü görünüyor arkadaşlar. Growth hormon eksikliğinde gövdesel yağlanma, basık burun kökü, frontal kemik çıkık, bebek yüzü. Bakın bu çocuktaki gibi. Burun kökü basık, frontali çıkık, growth hormon eksikliği olan bir çocuk. Burada da yine growth hormon eksikliği olan, yaşıtıyla karşılaştırılmış bir çocuk. Santral obezite var, hafif göbek yapmış. Burun kökü basık, frontal kemiği çıkık, santral yağlanma, gövdesel yağlanma, obezite değil pardon, yağlanma dikkat çekiyor.
Buyursunlar. Çocukluk çağında büyüme hormonu eksikliği tanısı koymak için aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisinin kullanılması uygun değildir? Hangisi değildir? Harika. Arkadaşlar, IGF-1 bakabilir miyim ben bu çocukta? Bakabilirim değil mi? IGF-1 growth hormonun etkisini gösteriyordu. IGF-1 düşükse ne yapmam gerekiyordu? İkili uyarı testi yapmam gerekiyordu. O testte kimleri kullanabiliyordum? Mesela klonidin kullanabiliyordum. Mesela L-DOPA kullanabiliyordum. Çocukta kemik yaşı geriliğini göstermek için el bürek grafisi gayet tabii çekmem gerekiyor. Ama dekstroz ile uyarı ne yapar arkadaşlar? Growth hormonu baskılar değil mi? Çünkü growth hormon hipoglisemiye yanıt olarak salgılanan bir hormondur. Hiperglisemi de düzeyi baskılanır. Hatta bu dekstroz ile uyarı testini biz tam tersi kimde kullanıyoruz? Gigantizm şüphesi olan, growth hormon salgılayan bir adenomu olan çocukta baskılamak için kullanıyoruz arkadaşlar. Neden bazal growth hormon düzeyi bakmıyorduk? Onu da hatırlayalım. Çünkü hipofizden pulsatil olarak salgılanıyordu. Benim o aldığım kanda nereye denk getirdiğimi bilemeyebilirdim. O yüzden growth hormon gidip karaciğerde IGF-1 sentezletiyordu. IGF-1 de plazmada IGF bağlayıcı proteine bağlı olarak taşınıyordu. Yani stabil bir molekül, yarı ömrü uzun. O yüzden growth hormon eksikliğini bana çok daha güzel bir şekilde gösteriyor. Peki, çocuğa büyüme hormonu tedavisi başladınız. Büyüme hormonu tedavisini nasıl yapıyoruz? Subkutan günlük enjeksiyon yoluyla yapıyoruz. Bu hastada yukarıdaki komplikasyonlardan hangisi veya hangileri gelişim açısından takip edilmelidir? Büyüme hormonu tedavisi granülostopini yapar mı? Yani ben hiç duymadım. Pseudotümör serebri yapar mı? Yapabilir. Bu çocuklar bazen baş ağrısıyla geri gelebiliyor. Pseudotümör serebriye neden olabiliyor. Hipoglisemi yapar mı? Hayır. Büyüme hormonu ne dedik? Kan şekerini arttırıcı bir hormondur dedik arkadaşa. O zaman cevap yalnız 2 olacak. Diğer yan etkileri hatırlayalım. İnsülin direnci tip 2 diyabete neden olabilir. Dikkat, tip 1 diyabet değil. Burada da tuzağa düşmeyelim. Tip 1 diyabet otoimmün bir hastalıktır. Bu çocuklar ilk 1 yıl çok hızlı uzar. 12-13 santim uzarlar. Bu kadar hızlı uzamaya vücut hazır değil arkadaşlar. Böyle hızlı uzayınca neler gelişebiliyor? Femur başı epifiz kayması olabiliyor. Skolyoz olabiliyor. Jinekomasti olabiliyor. Yine bu çocuklarda pseudotümör serebri görülebiliyor dedik. Çocuklarda boy kısalığına en sık neden olan durumlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir? Hangi ikili en sık? Harika. En sık yapısal ve ailesel boy kısalığı arkadaşlar. En sık yapısal yani konstitüsyonel büyüme gecikmesi ve genetik boy kısalığı. Bu eğri kime uyuyor? Şöyle çocuk ilk bir yıla baksanız ilk bir yıl normal. Bir yaşından sonra böyle 3 persantil civarına iniyor. Ama sonrasında nasıl gitmiş? Eğriye paralel gitmiş. Puberteye yaşıtlarına göre biraz geç girmiş ama büyüme hamlesini yaparak hedef boyuna, normal boyuna ulaşmış. Kim bu? Konstitüsyonel yapısal büyüme gecikmesi veya boy kısalığı. Peki bu kim? Harika. Bu da genetik ya da ailesel boy kısalığı arkadaşlar. Neden? Çünkü zaten çocuğun hedefi burada. Çocuğun sorunu ne? Annesinin babasının kısa olması. Yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu çocuğun kemik yaşı geri kalır mı? Hayır. Niye geri kalsın ki? Annesinin babasının günahını niye o çeksin? Kemik yaşı geri kalmaz. Takvim yaşına eşittir. Çocuk eğriye paralel, hedefine uyumlu bir şekilde büyüyerek hedef boyuna ulaşır. Çocuğun sorunu hedefinin kısa olmasıdır. Buyursunlar. 15 yaşında erkek hasta boy kısalığı nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede hastanın boyu 3 persantil altında. Eksi 2.3 SDS saptanmış. Testis volümleri 3-4 mililitre olan hastanın. Kemik yaşı 12 yaş. Şimdi boy kısa 15 yaşında çocuk. Ama puberteye de böyle girdi giriyor yeni yeni. Biraz gecikmiş gibi ya değil mi? Kemik yaşı da geriden geliyor. Öyküden anne menarş yaşı 15. Yani biraz gecikmiş.
Baba ve amcada liseden sonra boy artışı. Çok tipik bir öykü. Hastanın hedef boyunda normal olduğunu öğreniyoruz. Tanımız ne arkadaşlar? Tipik bir konstitüsyonel vakası değil mi? Poliklinikte çok karşılaşıyoruz. Bunların zaten tanıda arada kalırsanız mutlaka çocuğun yanında gelen babaanne ya da anneanneye sormak lazım. Bunun işte babası da böyle miydi, dayısı da böyle miydi diye. Genelde hemen evet evet bu da geç büyüdü hocam liseden sonra boy attı derler. Hangisi yanlış? Konstitüsyonel büyüme gecikmesiyle ilgili. Harika. Arkadaşlar bunların kemik yaşı geri kalıyordu değil mi? Kemik yaşı geri kaldığı için puberte gecikiyordu. Geç puberteye giriyorlardı. Ama yıllık büyüme hızları normalde eğriye paralel gidiyorlardı ve erişkin boyuna normal boya ulaşıyorlardı. Ama doğum boyu kilosu geri değil arkadaşlar. Bunlar normal doğuyor. İlk bir yıl normal büyüyorlar. Peki bu hasta için en uygun tedavi yaklaşımı 15 yaşına gelmiş, pubertesi henüz başlamamış. Ne yapalım? Bir şöyle dürtükleyelim, indükleyelim arkadaşlar. Kısa süreli testosteron veriyoruz. Diğerleri tedavide bir yeri yoktur. Testosteron genelde bunların pubertesini başlatır ve büyüme patlamasının oluşmasını sağlar.